Aziz milletim, kıymetli Adanalılar, sevgili gençler, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm Adana'yı, tüm Çukurova'yı, Adanalı kardeşlerimin her birini yürekten selamlıyorum. Adana'nın, Çukurova'nın çalışkan gençlerini, vizyoner gençlerini, ülkesi ve milleti için hayal kuran vatanperver gençlerini saygıyla selamlıyorum. Her birinize sevginiz, aşkınız ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha Adana'dayız. 10 Ağustos'ta Adana'ya gelmiş muhteşem bir projenin açılışını yapmıştık. Adana'yla birlikte Mersin'in de gurur kaynağı olan Uluslararası Çukurova Havalimanı'nı tüm bölgemizin hizmetine sunmuştuk. Şimdi de Şakirpaşa'dayız. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali için Adana'nın misafiriyiz. Her yıl milyonlarca vatandaşımızın akın ettiği, gençlerimizin heyecanla beklediği Teknofest Adana'ya hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün Adana gençlerimizin coşkusuyla maşallah bir başka güzel. Gözlerinin ışıltısında aydınlık yarınlarımızın müjdesi olan siz gençlerimiz de Adana ve Şakirpaşa bugün çok farklı. Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye yüzyılının mimarı olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var. Burada yarının Hezarfen Ahmet Çelebi'leri, Cezeri'leri, Fergani'leri, Ali Kuşçuları, Aziz Sancarları var. Burada aşkın diliyle, barışın diliyle, ilmin, teknolojinin, bilimin diliyle konuşan ufku açık yüz binlerce gencimiz var. Sizlerin vasıtasıyla bilime, araştırmaya, teknolojiye, keşfetmeye özellikle meraklı ülkemizin tüm gençlerini bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Kalplerimizi tekrar buluşturan Rabbime hamd ediyorum. Bakınız, biz Çukurova Havalimanı'nı açtığımızda birileri Şakirpaşa ile ilgili yoğun bir algı çalışması yürüttüler. Akla, vicdana, siyasi ahlaka sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. Peki ne oldu? İddialarının hiçbir geçerliliğinin olmadığı bugün bir kez daha ortaya çıktı. Şakirpaşa kapandı mı? Şakirpaşa açık mı? Buyurun, biz de bugün Şakirpaşa'ya indik. Ve şimdi Şakirpaşa'da bir Teknofest fuarının şu anda gümbür gümbür buradan dünyaya aykırıyoruz.
algı operasyonlarından etkilenip Şakir Paşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum. Siz birilerine bakıp da asla endişe etmeyin. Şakir Paşa eskisinden daha mühim, daha hayati görevler icra edecek. Milli teknoloji hamlemizin simgesi olan Teknofest sadece bir başlangıç. İnşallah burayı tarihine, misyonuna ve önemine uygun şekilde, çok etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Teknofest 2024'ün Adana'mıza, ülkemize, milletimize, özellikle gözleri parlayan gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gençlerimize özgüven aşılayan, umudu ve başarmayı öğreten bu güzide festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı, sponsorlarımızı ve iştirakçilerimizi, güvenlik görevlisinden gönüllülerimize kadar herkesi tebrik ediyor, kendilerine tek tek teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de sizler gibi pırıl pırıl evlatlar yetiştiren vatanına, milletine, devletine tüm gücüyle hizmet edecek böyle parlak gençler büyüten anne babalarımıza ediyorum. Katıldıkları yarışmalarda ödül alan tüm gençlerimizi, takımlarımızı yürekten kutluyorum. İsmini yaşattığımız eski Adana valilerinden Adana nehirlerini ıslahıyla ve tarıma verdiği destekle bilinen Şakir Paşa'yı da rahmetle anıyorum. Yiğidin sevdiği güzel olunca ömrü arkasından sökülür gidermiş. Böyle demişler sevgili gençler. İşte bizim gönlümüzde de buraların, Çukurova'nın çok ayrı bir yeri var. İlk fetihlerden Kuvayi Milliye'ye ve günümüze kadar devletine, milletine, hakka ve hakikate sahip çıkan Adana'nın kalbimizde farklı bir yeri var. Torosların çocukları, Çukurova'nın evlatları, Yemen'den Galicia'ya, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, coğrafyamızın dört bir yanında hilal uğruna, bekamız uğruna ve sevdamız için şehit düştüler. Bugün başı dik, alnı ak, huzur içinde yaşıyorsak, gölge olarak sadece ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesini tanıyorsak, ölümden korkmayan o aziz şehitlerimiz sayesindedir. Bu vesileyle Adana'nın verdiği şehitleri tüm şehitlerimizle birlikte rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Rabbim hepsinden razı olsun. Sevgili gençler, geleceği inşa etmek, yarınları hayal etmekle başlar. Türkiye'nin teknoloji serüveni, geçmiş yıllarda günümüzü düşünerek hayal eden, dert ve ideal sahibi şahsiyetlerin emekleriyle şekillendi. Biruni, Ulubey, Cabir bin Hayyam, Harezmi, Piri Reis ve daha nice büyüğümüz bu uğurda fikir ve yürek teri döktü. Vecihi Ürkuş, Nuri Kirligil ve merhum Erbakan hocamız hayallerini gerçekleştirmek pahasına
nice bedeller ödedi. Hayalperestlikle suçlanmaktan şüpheli ölümlere kadar pek çok badireyle karşılaştılar. Ama onlar inandıkları yolda yürümekten hiçbir zaman vazgeçmediler. Şunu bilmenizi isterim. Bugün hepimizi gururlandıran Teknofest'e ulaşmak, buradaki ileri teknoloji ürünlerini yapmak asla kolay değildi. Bilhassa son 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Zorluklarla karşılaştık. Engellerle buluştuk. Sabotajlara maruz bırakıldık. İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık. Haksızlıkların, çifte standartların her türünü gördük, yaşadık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle başardık. Alnımızın teriyle başardık. Yüreğimizi gerektiğinde canımızı ortaya koyarak başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Bizden öncekiler zor zamanlarda verdikleri asil mücadeleleriyle bizlere bir yol açmışlardı. Biz de onların açtığı yolda sarsılmadan, yıkılmadan cesaretle yürüdük. O mücadele adamlarından büyük ve güçlü Türkiye için canını dişine takanlardan birisi de merhum Özdemir Bayraktar'dı. Efendim, ben de seni seviyorum. Özdemir Bayraktar insansız hava araçlarında çığır açan bir isimdi. Milli teknoloji hamlesinin mihmandarlarındandı. Baykar'ın bugün hayata geçirdiği pek çok projenin de fikir babasıydı. Kararlıydı. Azimliydi. Cesurdu. Yılmadı ve yıldırmadan da yoluna devam etti. Kendi ifadesiyle durumdan vazife çıkaran idealist bir insandı. Bugün İHA ve SİHA'larımız 50'den fazla ülkede Türk savunma sanayini gururla temsil ediyorsa bu başarıda Özdemir abinin çok büyük payı vardır. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah sizler bu mücadeleyi çok daha iyi seviyelere taşıyacaksınız. Rabbim bizleri inşallah cennetiyle, cemaliyle ebedi alemde haşru cem eylesin diyorum. Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar gençler, sizlersiniz. Unutmayın, sizler Türkiye'nin umudusunuz. Sizler Türkiye'nin istikbali, Türkiye'nin aydınlık yarınlarısınız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim, hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır. Karşılaştığınız zorlukları aldırmadan sabırla, inançla hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin. Yapamazsınız, başaramazsınız diyen zihni köleleştirilmiş, iradesi esir alınmış felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın, sabır acıdır. Zordur, çetindir ama meyvesi daima tatlıdır. İnancın ve azmin elinden
Allah'ın izniyle hiçbir şey kurtulamaz. Sevgili gençler, tüm bunları söylerken şu gerçeğin farkında olarak söylüyorum. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye 22 yıl öncesinin Türkiye'si asla değil. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz, yaşıyorsunuz. Son 22 yılda sizinle hayalleriniz arasına girebilecek birçok engeli kaldırdık. Milli gelirde tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon dolar sınırını aştık. Nereden? Nereye? Savunma sanayinde yerli ve milli üretimin payını %80'lere çıkardık. İnsansız hava araçlarında dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız. Araştırma geliştirme merkezi sayımızı 0'dan 1328'e çıkardık. Buralarda 66.250 projeyi tamamladık. 14.634 proje ise devam ediyor. 22 yıl önce sadece 2 teknopark vardı. Bugün 104 teknoparkımız var. Tasarım merkezimiz yokken bugün 332 tane tasarım merkezine sahibiz. Buralarda da 13.101 proje tamamlandı. 2.262 proje devam ediyor. Daha bunlar gibi saymaya kalksak saatler alacak güçlü bir altyapıyı son 22 yıl içerisinde ülkemize kazandırdık. Merkezinde siz gençlerimizin olduğu 21. yüzyıl Türkiye'sini ilimle, teknolojiyle inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Bakınız, yeni Türkiye'yi, büyük ve güçlü Türkiye'yi yansıtan en önemli tablo bu sene 10.sü düzenlenen Teknofest'tir. Her geçen yıl katılımcı sayısı artan, ziyaretçi rekorları kıran Teknofest son çok geniş yelpazedeki yarışmalarıyla teknoloji ekosistemine ışık tutuyor. Teknofest dışa bağımlılığın, montajcılığın, başkalarına muhtaç yaşamanın ülkemizin kaderi olmadığını bizlere çok net biçimde gösteriyor. Teknofest, unutmayın gençler, bir gençlik destanıdır. Gençler, Teknofest bir teknoloji devrimidir. Teknofest, bereketli Anadolu topraklarında filizlenen idealist gençlerin güçlü sesidir. 2018 yılından bu yana Teknofest'in dalga dalga büyüdüğüne hep beraber şahitlik ediyoruz. 2018'de 14 farklı kategoride toplam 4.333 takım ve 20.000 yarışmacıyla başlamıştık. Geçen sene İstanbul, Ankara ve İzmir'de 41 farklı kategoride 333.000'den fazla takım, 1 milyondan fazla yarışmacı ile 4,5 milyon ziyaretçiye ulaştık. Allah'a hamdolsun. Teknofest Adana'ya ise 50 farklı kategoride 790.000'den fazla takım, 1 milyon 650.000'den fazla yarışmacı başvurdu.
ziyaretçi bakımından da yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum. Adana ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz bölgesindeki tüm gençlerimizi, tüm çocuklarımızı Şakir Paşa'ya davet ediyorum. Sevgili Adanalılar, sevgili genç kardeşlerim, bölgemizde son yılların en sancılı günleri yaşanıyor. Gerilim, çatışma ve savaşlar coğrafyamızı içten içe çökertiyor. Gazze ve Lübnan'daki katliamları millet olarak, insanlık olarak içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları başlayalı neredeyse bir yıl oldu. Çoğu çocuk ve kadın, 50 bin kardeşimiz vahşice Siyonist İsrail tarafından katledildi. 100 bine yakın insan yaralandı. Şehirler birer enkaz yığınına döndü. İsrail Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti. Şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor. Filistin'in seçilmiş son başbakanı İsmail Haniye'yi Tahran'da şehit ettikten sonra geçtiğimiz günlerde de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı katlettiler. İsrail saldırılarında can veren Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bölgede ateşkese, barışa, huzura her yaklaşıldığında İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Ateşi tüm bölgeye yaymak, coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda. Utanmadan, sıkılmadan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e özellikle kalkıyor, Birleşmiş Milletler'e gelemez diye meydan okuyor. Şu hale bak. Şimdi 196 tane dünyadaki ülke herhalde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sahip çıkacaktır. Sen kim oluyorsun da burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yönelik Birleşmiş Milletler'e gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun. Kundaktaki bebekleri dahi öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıyayız. Tüm bu gerçeklere rağmen ne yazık ki batılı güçler bu katliam şebekesine silah, mühimmat, istihbarat ve diplomatik destek vermeyi sürdürüyor. Gazze'ye ve Lübnan'a yağan binlerce tonluk bombaların nereden geldiği, nerede üretildiği, kimler tarafından tedarik edildiği bellidir. Kimse kusura bakmasın ama dökülen her damla kana bombaları atanlar kadar o bombaları temin edenler de aynı derecede ortaktır. Burada şunu çok açık ifade etmek durumundayım. Bölgemizde sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kahin olmaya gerek yoktur. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkes meselenin Kudüs'le, Mescid-i Aksa ile, vaat edilmiş topraklar ezeyanı ile bağlantısını zaten kolayca idrak edecektir.
biz hepimiz arz-ı mevudun ne olduğunu gayet iyi biliriz. Vaat edilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyor. Bunları biz gayet iyi biliriz. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Biz de sahadaki gelişmeleri bu zaviyeden an be an takip ediyoruz. Komşularımızla ve bölgedeki tüm kardeş ülkelerle işbirliğimizi yine bu anlayışla ileriye taşıyoruz. Zalimler karşısında insanlık cephesini güçlendirmenin gayretindeyiz. Savunma sanayi alanında dışa bağımlılığımızı en aza indirmeye çalışıyor. Yerli ve milli üretimi çok güçlü biçimde destekliyoruz. Devlet destekli siber saldırılara ve dijital terör eylemlerine karşı mukavemetimizi sürekli güçlendiriyoruz. Elektronik harp ve milli yazılım konusu zaten gündemimizin üst sırasında yer alıyor. Teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tanktan zırhlı araçlara, savaş gemisinden denizaltına, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız, insansız hava araçlarından hava savunma sistemlerine kadar çok geniş bir alanda hamdolsun son derece güçlüyüz. Sevgili gençler, İnşallah unutmayın, çok daha iyi yerlerde olacağız. TB2'lerle yakaladığımız Akıncı ile sürdürdüğümüz ivmeyi, insansız savaş uçağımız Kızıl Elma ile çok farklı bir seviyeye taşıyacağız. Şu hakikati lütfen aklınızdan çıkarmayın. Adanalı kardeşlerimiz, elle gelen öğün olmaz, o da arasan bulunmaz atasözünü çok iyi bilir. Biz de savunma sanayi alanı başta olmak üzere dışa bağımlılığın acısını çok iyi bilen bir ülkeyiz. Bize takılan çelmeleri, müttefiklerimizin uyguladığı gizli açık ambargoları biz unutmadık. Teknolojinin sadece kalkınma ve refah değil, bağımsızlık, güvenlik ve egemenlik manasına da geldiğini defalarca tecrübe ettik. Bayraktar'la, Anka'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Kızıl Elma'yla, Atak'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Gökbey'le, Kaan'la, Anadolu'yla, Altay'la ve ülkemizin caydırıcılığını artıran daha nice savunma kabiliyetlerimizle iftihar etmenin sebebi işte budur. Burada şunu da söylemek isterim. Biz her zaman sulhu sükunun tarafındayız. Tüm bunları da savaş heveslisi olduğumuz için değil, vatanımızı ve vatandaşlarımızı kem gözlerden layıkıyla korumak için yapıyoruz. Bölgemizin içinde bulunduğu cinnet hali karşısında bugüne kadar olduğu gibi yine mazlumların yanında adaletin safında yer alacağız. Coğrafyamızın yeni bir Sykes-Picot taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız. Bu hedefleri yakalamada en büyük güç kaynağımız siz gençlerimizsiniz. Yerli ve milli olsun diyerek çırpınan yürekler, sizler var oldukça bu vatanın toprağı daima güvende olacaktır. Mavi vatanda, gök vatanda
sizlerin sesi, sizlerin nefesi her daim duyulacak. Size güveniyor, inanıyor ve hepinizle iftihar ediyorum. Sizlerle yol yürümekten, sizlere yoldaşlık etmekten onur duyuyorum. Ülkem, milletim, insanlık için ne yapabilirim diye gayret eden, düşünen ve hayallerinin peşinden ayrılmayan, siz gençleri yetiştiren ailelerinize de teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Teknofest Adana'nın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yarışmalarda dereceye giren tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Teknofest'in bugünlere gelmesinde, icrasında emeği geçen, katkısı olan herkese, tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha bizlerle birlikte olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Milli teknoloji hamlesinin lideri, yerli ve milli savunma ürünlerimizin arkasındaki irade, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkürler. Şimdi gençlerimizin heyecanla beklediği o ana geliyoruz. Teknofest 2024 yarışmaları kapsamında düzenlenen, yarışmalarda ödül almaya hak kazanan yarışmacılarımızı sahneye davet ediyoruz. Roket San Roket yarışması lise kategorisi birincisi Deli Fişek Roket takımı. Roketsan Roket yarışması zorlu görev kategorisi birincisi takım TR Roket. TÜBİTAK Dikey İnişli Roket yarışması birincisi Gökberi Roket takımı. TÜRKSAT Model Uydu yarışması birincisi Metu Kailum. Baykar Savaşan İHA yarışması birincisi Klaus Kaustek. TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları yarışması birincisi Sancaktar. TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları yarışması birincisi Cevherül Cezeri takımı. Havelsan Sürü İHA yarışması birincisi UAC Team Eşçim. TUSAŞ Helikopter Tasarım yarışması birincisi Eco Dynamics. T-Jet Motor Tasarım Yarışması birincisi MSU 2 Mavi takımı. Çok büyük gurur, çok büyük mutluluk hem gençlerimiz hem de bu vizyonu bizlere kazandıran liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için Teknofest 2024 Adana sahnemizde gençlerimiz ödüllerini Cumhurbaşkanımızın elinden alıyorlar. Şimdi diğer öğrencilerimiz, yarışmacılarımız gelecek. Aselsan İnsansız Sualtı Sistemleri yarışması temel kategorisinde birinci Quadruple. Aselsan İnsansız Sualtı Sistemleri yarışması ileri kategoride birinci Klavuz Aurov. MSB Aselsan yürütücülüğünde insansız deniz aracı yarışması birincisi Trabzon KTÜ Kuretane Su Üstü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı COSGAP yürütücülüğünde sanayide dijital teknolojileri yarışması temel kategori birincisi Batarya. T3 Vakfı yürütücülüğünde Teknofest Robolik yarışması ortaokul seviyesi birinci takımı Profesör. Teknofest Robolik yarışması lise seviyesi birincisi Kılavuz Ege Aldeneyap. Teknofest Robolik yarışması üniversite ve üzeri seviyesi birincisi KHO Robotics. TÜBİTAK Yongatek yürütücülüğünde yürütülen Hyperloop geliştirme yarışması birincisi Trabzon KTÜ Kuraytayna Hyperloop. Çip tasarım yarışması analog tasarım kategorisi birincisi İTÜ VICI Karnion. Çip tasarım yarışması sayısal işlemci tasarım kategorisi birincisi Kasırga Su. Çip tasarım yarışması mikrodenetleyici tasarım kategorisi birincisi Delta Alas. Çok teşekkür ediyoruz gençlerimize. Şimdi diğer yarışmacılarımız geliyor. Ulak Haberleşme Kablosuz Haberleşme Yarışması birincisi Hermes. Türksel Akıllı Wi-Fi Kaptama Yarışması birincisi Connect IT takımı. TÜBİTAK Blok Zincir Yarışması birincisi İzci takımı. Aselsan Hava Savunma Sistemleri Yarışması birincisi Hangar takımı. Takas İstanbul Finansal Teknolojiler Yarışması birincisi Reality 2U Fintech.
TÜBİTAK Efficiency Challenge elektrikli araç yarışması elektromobil kategorisi birincisi I2ISE. Efficiency Challenge elektrikli araç yarışması hidromobil kategorisi birincisi 1.5 Adana Gençlik Merkezi hidromobil takımı. Listeners Efficiency Challenge elektrikli araç yarışması birincisi Renewi Divici. T3 Vakfı Tarım Teknolojileri Yarışması Lise Seviyesi Birincisi P9. Tarım Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi Birincisi Robisa. Tarımsal İKA Yarışması Birincisi IEE Road 66. Şimdi diğer takımlarımız gelecek. Can Sağlığı Vakfı Yürütücülüğünde Psikoloji Teknolojik Uygulamalar Yarışması Birincisi Versetek. Cezeri Uçan Araba Simülasyon Yarışması Lise Seviyesi Birincisi Tulbar Fortuna. Uçan Araba Simülasyon Yarışması Üniversite ve Üzeri Birincisi Aşina. Sağlık Bakanlığı TÜSEP Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti Kategorisi Lise Seviyesinde Birinci Meslek Seller. Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi Birinci Başkent Üniversitesi Sağlıkta Yapay Zeka Takımı. TÜBİTAK Yürütücülüğünde Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Lise Kategorisinde Birinci Lao Connexio. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Üniversite ve Üzeri Fikir Kategorisi Birincisi Crispy RTR. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması ve Üniversite ve Üzeri Proje Kategorisi Birincisi YTG Biogas Innovator. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Nadir Hastalıklar Genetik Tedavi Kategorisi Birincisi Fusion. İGA Yürütücülüğünde Akıllı Ulaşım Yarışması İlkokul Ortaokul Seviyesinde Birinci Mor Şimşekler. Akıllı Ulaşım Yarışması Lise Seviyesi Birincisi Eco Drive. Akıllı Ulaşım Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi Birincisi Genç STEM. AFAD Yürütücülüğünde İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Kategorisi İlkokul Ortaokul Seviyesi Birincisi Gökkuşağı 105. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Kategorisi Lise Seviyesi Birincisi Makine Canlar 007. Afet Yönetimi Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi Birincisi İstanbul Teknik Üniversitesi RAKE. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İl Yardım Kategorisi İlkokul Ortaokul Seviyesi Birincisi Solo Tüpler. Lise Seviyesi Birincisi Sağlık ve İl Yardım Kategorisi Sakaryum. Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi EGESAM Bioizlem. Sosyal İnovasyon Kategorisi İlkokul Ortaokul Seviyesi Birincisi La Edukia. Sosyal İnovasyon Kategorisi Lise Seviyesi Darüşşafaka İHA Takımı. Sosyal İnovasyon Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi Sport Rabbil. Gençlerimize çok güçlü bir alkış istiyorum Adanalılar. Onlar ödüllerini Cumhurbaşkanımızın elinden alıyorlar. Türkiye Beyaz Ay Derneği Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması İlkokul Ortaokul Seviyesinde Birinci Sancak. Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması Lise Seviyesi Birincileri Brailler. Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi Birinci Joybot. T3 Vakfı'nın yürütücü olduğu Eğitim Teknolojileri Yarışması İlkokul Ortaokul Seviyesinde Birinci Space Arge. Eğitim Teknolojileri Yarışması seviyesi, Lise Seviyesi Birincisi Teknomekaninius. Eğitim Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi Birincisi Dumlu Pınar Learnscope. Sanko Yürütücülüğünde Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması İlkokul Ortaokul Seviyesinde Birinci Kerem Neva. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Lise Seviyesinde Birinci Biyolaj. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi Birinci Eko Titans. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yürütücülüğünde Turizm Teknolojileri Yarışması Proje Kategorisi Lise Seviyesi Birincisi Alendo. Turizm Teknolojileri Yarışması Proje Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi Birinci 45'lik. Cumhurbaşkanımızın ellerinden alıyorlar gençlerimiz ödülleri. Bu gençlerimiz ülkemizin aydınlık yüzleri, yarınlarımız için mücadele edecekler. TÜBİTAK Yürütücülüğünde Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Akıllı Şehirler ve Ulaşım Kategorisi Birincisi Teknoral. Bilim ve İletişim Teknolojileri Kategorisi Birincisi Yapay Zeka Kartalları. Eğitim Kategorisi Birincisi Yine Yeniden. Enerji ve Çevre Kategorisi Birincisi Hypedropem.
Gıda ve Tarım kategorisi birincisi BTU Antares. Makine imalatı ve otomotiv kategorisi birincisi Görüşnet. Sağlık kategorisi birincisi Long Light Sperm. Savunma, uzay ve havacılık kategorisi birincisi Icarus Ay. Sosyal yenicilik ve girişimcilik kategorisi birincisi Aquasos. Gençlerimizi çok güçlü ağırlıkla, alkışlarınızla sahnemize davet ediyoruz. TÜBİTAK yürütücülüğünde lise öğrencileri kutup araştırma projeleri yarışması canlı bilimleri birincisi Kristal Toprak. Fiziki bilimler birinci harika projeciler. Sosyal ve beşeri bilimler birincisi kutup çizgisi. Yer bilimlerinde birinci kutup yıldızı. TÜBİTAK yürütücülüğünde lise öğrencileri iklim değişikliği araştırma projeleri yarışması çevre kategorisinde birinci Seponin. Ekonomik sektörlerde birinci Palm. Hava ve iklimde birinci Zada. Su araştırmalarında birinci GİB. Sürdürülebilirlik ve refahta birinci Biyolaj. Toplumsal farkındalıkla birinci SUAT ekibi. Milli teknoloji hamlesinin teknoloji sevdalıları gençlerimiz 2024 Teknofest yarışmaları kapsamında ödüllerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alıyorlar. Gençlerin, geleceğin önünü açan liderimize, gençlerimizle birlikte unutulmaz dakikalar ve onlar için aslında ömür boyu hatırlayacakları bir anı bu yarışmaların sonucunda ödüllerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alıyorlar Adana Teknofest sahnemizde. Gençlerimize bu vizyonu verdikleri için bir kez daha Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Adanalılar, çok güçlü bir alkış istiyoruz. Gençlerimiz uzun süren uğraşlar sonucunda, yarışmalarımızın sonucunda ödüllerini alıyorlar. Bugün onlar için unutulmaz bir an. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yürütücülüğünde Hak Masters birincisi Boşver. Türk Hava Yolları yürütücülüğünde Travel X Ideation birincisi Emutek. Bilişim Vadisi yürütücülüğünde Türkçe Doğal İş İşleme Yarışması Serbest Kategori birincisi Rain Makers. Bilişim Vadisi yürütücülüğünde Türkçe Doğal İş Yarışması Doğal Dil İşleme Senaryosu birincisi Bafra 4.0. TÜBİTAK Bilişim Vadisi yürütücülüğünde Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması Öneri Hata Yakalama kategorisi birincisi Asım Beşir Başdemir. Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması Geliştirme kategorisi birincisi Linux Edip. TÜBA yürütücülüğünde TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülü Sosyal ve Beşeri Bilimler birincisi Tuğrul Hakyemez. TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülü Sağlık ve Yaşam Bilimleri birincisi Nadir Yalçın. TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülleri Temel Bilimler birincisi Recep İşçi. T3 Vakfı yürütücülüğünde T3 All Hackathon Yarışması Büyük Dil Modeli ile Uygulama Geliştirme birincisi Spark. T3 All Hackathon Yarışması Büyük Dil Modeli İnce Ayarlama birincisi Cogitators. Çok büyük gurur, çok büyük mutluluk hem gençlerimiz hem de bu vizyonu bizlere kazandıran Cumhurbaşkanımız için. Bu gençlerimiz ülkemizin aydınlık yüzleri, yarınlarımız için mücadele edecekler. Kendilerine bir kez daha çok güçlü alkışlarla uğurluyoruz sahnemizden. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması birincimiz 6 Çarpan. Türk Patent İSİF Grand Prix yarışmasında titreşime dayalı anormalik tespit sistemi. Trendyol E-Ticaret Hekaton yarışmasında birincimiz Vazallama Is All You Need. STM yürütücülüğünde Teknofest Drone yarışması birincisi Nazım Tüzün. Ve
kıymetli Adanalılar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanımız ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugünün anısına, Teknofest Adana 2024 anısına bir hediye takdimi olacak. Sayın Bayraktar'ı sahneye davet ediyoruz. İlk yıldan bu yana Teknofest yolculuğunda bizleri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise T3 Vakfı Mütevelli Heyeti, T3 Vakfı Yönetim Kurulu ve Teknofest Yönetim Kurulu'nu sahnemize davet ediyoruz. Bir aile fotoğrafımız olacak. İlk günden bu yana bizlerin yanında olan siz değerli Teknofest kuşağına, paydaşlarımıza, paydaş yöneticilerimize, değerli kurumlarımıza, T3 Vakfı'na, tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Elbette siz değerli Teknofest kuşağının bu iradesiyle birlikte 7. yılımızla Teknofest'te büyük bir kuşak büyüttük birlikte. Burada bizlerle birlikte olan, bizlere yol gösteren, bizlere bir vizyon çizen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilk günden bu yana bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyoruz ve son olarak bir Teknofest pozu da rica ediyoruz. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu ve Teknofest Yönetim Kurulu ile birlikte Cumhurbaşkanımız Teknofest Adana'da ana sahnemizde Teknofest pozuyla çok güçlü alkışlarınızla Adana. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen Milli Teknoloji Hamlesi'nin lideri, yıldızlarımız sizler, Teknofest kuşağı bugün bizlerle birlikte olduğu için bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve sizleri uğurluyoruz efendim. Bir kez daha ilk günden bu yana bizlerle birlikte olduğunuz için, bu vizyonu bizlerle paylaştığınız ve önümüzü açtığınız için çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün Teknofest Adana'da, Teknofest Adana sahnemizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımıza bir kez daha huzurlarınızla çok teşekkür ediyor ve sizleri, Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Adana çok güçlü bir alkış istiyoruz. İlk günden bu yana bizlerle birlikte olduğu için. İşte gençlerin ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyonunu bizlere kazandıran lider, gençlere yön veren, gençleri her daim destekleyen ve her daim gençliğin önünü açan Cumhurbaşkanımıza bir kez daha bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyoruz. Gençlere her zaman yol açtığı, ufuk açtığı için ve yine bizlerle birlikte olduğu için, bugün de bizleri Adana'da Teknofest Akdeniz'de yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyoruz. Türk savunma sanayini dünyada bir marka haline getiren lider, vizyonuyla gençlerin önünü açan, her daim gençlerle çalışan, gençlere yön veren ve gençlerle birlikte olan Cumhurbaşkanımıza ilk yıldan bu yana bizlere verdiği destek için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Adana, sizden bir kez daha çok güçlü bir alkış istiyorum Cumhurbaşkanımız için. Bugün bizlerle birlikte olduğu için, bugün katılımlarıyla Adana Teknofest
Kafes'te onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Sizleri saygıyla uğurluyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Milli teknoloji hamlesinin lideri, yerli ve milli savunma ürünlerimizin arkasındaki irade, Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen işte burada gördüğünüz savunma sanayi ürünlerimizle birlikte Cumhurbaşkanımız bugün ilk Teknofest'ten bu yana olduğu gibi yine Teknofest Adana'da da bizleri yalnız bırakmadı. Sahnemizi onurlandırdı. Bugün bir kez daha Teknofest kuşağıyla buluştuğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Kendilerine saygılarımızla sahnemizden uğurluyoruz. Çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Teknofest ailesi olarak 2018 yılında teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle yola koyuldu. Bu süreçte geleceğin teknoloji yıldızlarıyla hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyor, ülkemiz ve insanlık adına projeler geliştirerek dünyaya bir söz söylüyoruz. Peki dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'te neler var? Hazırsanız başlıyoruz. Roket yarışmalarından sağlıkta yapay zekaya, insanlık yararına teknolojiden Hyperloop geliştirmeye, eğitim teknolojilerinden biyoteknoloji inovasyonuna, blok zincirden insansız deniz aracına kadar onlarca ana kategoride 1 milyonu aşkın gencimizle birlikte geleceği şekillendirecek teknolojiler üretiyoruz. Gözlerimizi gökyüzünden ayıramadığımız muhteşem hava gösterileri, uzayın derinliklerine dalış yaptığımız planetaryum, ayaklarımızı yerden kesen dikey rüzgar tüneli, yüzlerce etkinlik ve sahne gösterileriyle bilim ve teknoloji dolu bir festival geçiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışında düzenlediğimiz festivallerle her yaştan insanın bu heyecana ortak olmasını sağlıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen gençler Teknofest'te insanlık için yarışıyor ve projeler geliştiriyor. Burada geliştirilen her fikir, her proje sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da şekillendiriyor. Milli ve özgün eserlerimiz, uzay yolcularımız ve daha birçok yenilik ilk defa Teknofest'te milletimizle buluşma imkanına sahip oluyor. Yüzlerce paydaşımız, gençlerimiz en iyisini yapar diyerek tüm imkanlarıyla Teknofest'e destek veriyor ve gençlerimizin yanında duruyor. Rekor katılımlarla milyonlara ev sahipliği yapan Teknofest, bir festival olmanın ötesinde bir dönüşüm ve bir umut kaynağı haline geldi. Güzel kardeşlerim, bu serüvende yarış çok çetin. Azimle, gayretle, inançla aşmamız gereken nice zorluklar var. Kardeşlerim, daha gidecek çok yolumuz var. Köklerden aldığımız ilhamla